Evet, Çatal Çeşme'nin sahil mensupları, bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle beraber olmaktan onur duyduk. Devlet Millet El Ele Projesi'nin 9.sü toplantısını yapmak üzere buradayız. Daha önce 8 tane mahallede benzer programlar yapmıştık. 15 mahallede sürecek olan bu proje kapsamında aslında biz Elazığ'ın daha az gelişmiş mahallelerini tercih ettik. Gidip oradaki vatandaşlardan mahallenin problemlerini direkt dinlemek istedik. İlk 8 mahallede gerçekten konuşulanlar, mahallenin problemleri üzüntü verici derecede böyle bazen basit ama bazen de bütün şehrin belki bir araya gelerek çözmesi gereken problemlerdi. Mesela çimento fabrikası bütün şehri ilgilendiren problemlerden bir tanesi. Ama bunun yanında basit, sadece böyle bir ilgiyle, bir küçük bir belki emirle çözülebilecek bir takım problemler de gözlemlemiştik. Eminim ki biraz sonra siz de problemlerinizi ifade ettiğinizde benzer bu şekilde basit problemlerle karşılaşmış olacağız. İçişleri Bakanlığı'na bir proje başvurusunda bulunuldu ve denildi ki vatandaş direkt isteklerini kendisi ifade etsin, bizlerden not alalım ve ilgili kurumlara, eğitimle ilgili olanını Milli Eğitim'e, sağlıkla ilgili olanını Sağlık Müdürlüğü'ne, belki güvenlikle ilgili mahallenin problemleri vardır, bunlar Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilsin. Ve en önemlisi de genelde mahallelerin bir problem dökümanı çıksın. Çünkü bazı konularda biz mahalleli anlattığı zaman diyoruz ki peki bu konuda niye başvuru yapmadınız? Bakıyoruz ki gerçekten de başvuru yapılamamış. Ya da ilgililere geldiğimizde diyoruz ki ya bu kadar ciddi bir problemi niye çözmemişsiniz? Diyorlar ki hiç başvuru yok ki, bizim haberimiz yok. Hani bu bazen öylesine söylenmiş olabilir ama gerçekten de atlanmış da olabilir. Çünkü herkes birilerini bekliyor. İşte birileri gitsin bir dilekçe versin, hak arasın diye, ama bazen herhalde bu kaçmış da oluyor. Böylelikle bu mahallelerde biz bir dokümantasyon, problem dokümantasyonu da çıkarmış olacağız ki umarız ki her mahallede ortalama 20-25 problem var. Belki birçoğu birbirine benzer problemler. Bunun bir kısmının çözümünde katkımız olsun. Siz de birazdan kendi problemlerinizi, kendinizi direkt ilgilendiren problemlerle birlikte ifade edeceksiniz. Sayın Muhtarım da bir toparlama konuşması yapacak. Böylelikle biz arkadaşlarımız not alıyorlar. Kendinizi önce tanıtarak, ne iş yaptığınızı söyleyerek problemlerinizi ifade ederseniz umarız ki siz de mahalleniz adına bir iş yapmış olursunuz. Tabii konuşulmadan, başvurulmadan, bunları kayıt altına almadan, dillendirmeden kimse de kimseye bakmıyor. Bunu da böyle kabul etmemiz lazım. Hani biraz acı bir durum ama yani keşke hiç konuşulmadan, edilmeden buralara gelse de anında yerinde çözümler üretilebilse. Bu yapılamadığına göre biz oturup problemlerimizi konuşmaktan ve çözümüne katkı aramaktan başka bir şansımız da kalmamış oluyor. Şimdi de sözü size bırakalım. Siz bir mahallenizi ifade edin arkasından. Muhtarımız genelde belki sizin ifade ettiklerinizin dışında kendinin tespitleri, ki muhtarlar da gerçekten sizin bu ben çok takip ediyorum. Birçok projede birlikte görev alıyoruz arkadaşlarımızla. Birçok konuda istişarelerde bulunuyoruz. Sizin problemlerinizi ilgililer aslında anlatıyorlar, ifade ediyorlar. Ve hatta işte bir problemin çözümü konusunda onlarca kez aynı konuda bir kuruma gittiklerinde ya muhtar yeter, sen sürekli aynı konuda geliyorsun diyerek de bazen muhtarlarımız çok umduklarını da kurumlardan bulamamış oluyorlar. Siz de zannediyorsunuz ki işte muhtar ilgilenmiyor bilmem ne. Yani bu devletle millet arasında böyle bir kopukluk var gibi. Dolayısıyla siz kendiniz ifade edin. Direkt kendi problemlerinizi ilgililere biz taşıyalım. Bir de böyle deneyelim. Umarız ki başarılı oluruz. Ve umarız ki siz duyarlı vatandaşlarımız kendi mahallenizin problemlerinin çözümüne kısmen olsa bir katkı koymuş olursunuz. Şimdi sözü size bırakalım. Şak koyuldu. Sayın Adam, hoş geldiniz. Öncelikle Devlet Millet El Ele Projesi'nin her alanında hayırlı ve uğurlu olsun diye. Yani bu sebeple mahallemizin sorunları hakkında bilgi vermek gerekirse, bizim mahallemizin sorunları bitmek bilmiyor yani. Şu ana kadar zaten mahallemize hiçbir yatırım yapılmamış. Belediye 4 sene içerisinde, 4 yıl olarak 3 dönem halinde mahallemize yüksek oranda oy almasına rağmen bir çift yapmamış. Belediye desin ki kardeşim ben buraya bir iş yapmışım, gelsin göstersin. Yok. Öyle bir şey yok. Yani bu halk buna layık mı? Değil. İstedikleri oyu aldılar ama mahallemize yatırımı yapmadılar. Şimdi bizim söyleyebileceğimiz başka bir şey yok ki. Şu anda zaten mozaik ocağının şu anda kamyonlar, ağır toracı kamyonlar geçiyorlar.
Ben belediyeye 50 sefer telefon açmışım, 153'e. Kayıtlarına baksınlar. Her 5 ikili sallanıyor. 40-50 ton yük geçiyor. 5 katlarımız var yolun güzel yanında. 50 defa söylemeye rağmen ha çözüm yok. Şimdi çözümü almışlar, nasıl almışlar? Akşam 5'ten sonra avrupalarca kamyonlar 5'ten sonra geliyor. Gündüz gelmiyorlar. Son bir haftadır. Zaten ben 20 gündür İstanbul'da yoktum, geri geldim. Gündüz yok. 5'ten sonra avrupalarca kamyonlar kaçak olarak yola geliyor. Güzel bir yer burası değil. Güzel bir yer burası şehrinden Hüseyin. Hüseyin'in alt kısmından, üst yoldan çevre yoldan, Mustafa Tepe'lere bakmadan aşağı inmesi gereken yol bu tarafa geliyorlar. Kısa. Burası kısa olduğu için kaçak geçiyorlar buradan. 50 defa söylememize rağmen, telefon açmamıza rağmen, kayıtlarına baksınlar, belki 100 defa aramışım. Her gün hemen hemen arıyorum. Gece içeri baksın geçin, çocuklar deprem olduğu gibi ölüyorlar. Hiçbir yatım yok. Belediye başkanımıza buradan sesleniyorum. Kanallarımızın sayesinde her sene sesleniyorum. Desin ki ben Çatalca Mahallesi'ne bunu yaptım. Bunu yaptım desin, ben gel elleri alıp hocam ya. Ne yapmış buraya? Bizim mahalle sakinlerimiz, yani bizim mahalle sakinlerimiz hep çalışan kesin. İnşaat sektöründe kalifiye elemanlar çalışıyorlar. İnşaatçılar, sıvacılar, fayansçılar, ondan sonra ne bileyim, esnaf. Yani fazla zengin bir halk değiliz yani. Yani bir sürü, buradaki o mahalleleri tenzih eden sürü, Ataşehir, Abdullah Paşa, Bahçelievler gibi değiliz yani. Fakir kesin burası. Ama burada zengin olmuş olsaydı, belediye başkanımız burada bir yatırım yapardı. Daire başkanı yok burada. Belediye başkanı yardımcısı yok burada. Ne bileyim, belediyede bir şube müdürü yok. Karayolu'nda bir şube müdürü yok. Ondan sonra burada oturan kesin fakir. Sesini duyuramıyor. Ama bir belediye başkanı yardımcısı burada oturmuş olsa belki burada bir yatırım gelecek. Olmadığı için halkımız 50 sefer kesin belediye. Yok, sorun yok, cevap yok. İlgilenmiyor. Şimdi ben burada söyleyeyim ama yani cevap da yok hocam. Biz millet olarak yani söyledik ama o günü gelirler. 8 yıldır bu belediye başkanı acaba 8 defa bu Morni'ye gelmiş mi? Çatal çirmeye gelmiş mi? Kendisine soruyorum. Milletvekillerimiz olsun. Buradan onlara da sesleniyorum. Ayrımcılık yapmasınlar. Ayrımcılık yapmasınlar ya. Orası senin insanın, burası da senin insanın. Yani toplumumuzun değer yargılarına önem versinler. Kişilerin sözlerine, fikirlerine değer versinler. Yani ben burada söyleyeceğim ama boş. Yani söylemekte, yani bu çözüm olacaksa söyleyeyim. Olmuyor hocam. İnşallah sizin bir projenizin hazır stratejik alışmalar merkezinin bu devlet milletlerle projesine yani bu programı belki bir ses getirin ama bakalım hocam. İnşallah. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerinden Muhtemet Yıldız. Mahallemize hoş geldiniz derim. Mahallemizde bazı şeylerin yapıldığı bir gerçektir. Bunları aslında göz ardı etmemek gerekir. Mahallemiz Doğu Kent yolu mahallemiz içerisinden geçmektedir. Bu ilk yapıldığı aşamada kaldırım taşları döşendi. İnanır mısınız? Bir hafta sürmedi, kaldırım taşları yerle bir oldu. Bunu yapan bizim insanımız. Tekrar biz bunu dile getirdik, arkadaşlarla konuştuk, mahalle sakinlerimizle. Erol Durmaz kardeşimiz dedi ki ya dedi, içim acıdı ya, içim acıdı dedi. Biz bunu ne yapabiliriz? Dedim oğlum ne yapalım, bir daha belediyeye gidelim, bunları tekrar yapsınlar dedi. Yok dedi, biz bunu bu şekilde yapmayalım da dedi. Biz kum, çimento alalım dedi, biz bunları kendimiz döşeyelim. Tabi aradan bir hafta geçmedi, tekrar gelindi. Belediye tekrar geldi, onları tekrar kırdı. İnanır mısınız, 3 gün yine sürmedi, gene kaldırım taşları yerlendi. Kaldırım taşları yerlendi. Evet, belediyemizin bir eksikliği vardı, arkasını doldurmamıştı. Ve ön tarafını içine asfaltlamamıştı. Ama bunlar yapılmamış diye biz onları o şekilde yapmamamız gerekiyordu. Korumamız gerekiyordu. Yani bir de öz eleştiri yapmamız lazım. Gelen hizmetleri biz koruyabiliyor muyuz? Onu da biraz konuşmamız lazım. Ağaç dikildi, ağaçlar yerlendir. Yani söylüyorsam burada mahalle sakinlerimiz var. Bir tanesi benim yersin.
Ağaç dikildi, ağaçlar yerlendi. Sulama şeyleri yapıldı, merkez sulama yapıldı. Hortumlar hep yerlerinden sürdü. Sarıbaba Mahallesi'nin alt tarafında bir basket sahası yapıldı. Mükemmel bir basket sahası. Çitler de örüldü. İnanır mısın? 5 ay içerisinde ne pota kaldı, ne direk kaldı, ne tel örgüleri kaldı. Hep yerlerine sökülüp götürüldü. Çocuk parkları. Çocuk parkları devletimiz gelip yapıyor. Ya insanlarımız burayı niçin çocuklarına güzelce kullandırmasını öğretmiyor? Gidiyoruz, bir tarafın korkuluğu var. Korkuluğun bir tarafını söküp götürmüşler. Ve yapmışlar yani. Çocuk oradan düştüğü zaman belediye hemen koşacak. Ya ben çocuğum düştü, yok öldü. Ya ilk önce sen bunu koru. Gelen hizmeti bir koruyalım. Ondan sonra biz çarıda bulalım. Bir antrenman sahamız vardı. Burayı muhtarım da bilir, mahalle sakinlerimiz de bilir. Burayı yapmak için elimizden geleni yaptık. Belediyemiz sağ olsun geldiler, direklerden diktiler, file verdiler bize. Antrenmanlarımızı orada yapıyorduk. Bir futbol kulübümüz var, antrenmanlarımızı orada yapıyorduk. Çocuklarımız geliyordu, gençlerimiz izliyorlardı. Onları örnek yapıyorlardı. Üniversiteden gelen bir hocamız vardı, geliyordu. İsmini de burada söyleyeyim, Hakim Hoca. Ona ekol olarak görmeye başlamışlardı. Bu güzel bir şey. Ama direklerimiz, inanır mısınız? Antrenmanlar gitti, direklerimiz söküldü yerler. Direkler kalmadı. Nereye gitti bu direkler? Bu direkler gittiği zaman acaba götüren kişiler demedim ki ya bu insan bunları neden getiriyorsun? Biz sem sahası yapılması konusunda muhtarım çok iyi bilir. Bize ilk etapta mahallemize yapılacağı söz verildi. Fakat açıklandı. Mahallemiz yok. 8 mahalle var, mahallemiz yok. Ben muhtarımla beraber tekrar belediyeye gittik. Belediye başkanımız il dışında olduğu için görüşemedik. Gittik gençlik sorun müdürünün yanına, onunla görüştük. Dediler vallahi yok. Ya olur mu? İlk bizim sahamızı da şuurlandırmadan dolayı elimizden aldıkları için söz verilmiş bir şey yapılmıyor. Meclisten geçmemiş. Mahallemizin ismi yok. Orada sağ olsun müdürümüz, muhtarımla beraber gittik müdürümüze. Müdürümüz dedi ki vallahi dedi Ateşehir'de bir sem sahası yapılacak fakat belediyenin uygun arazisi olmadığı için, arsası olmadığı için oraya kaydırabiliriz. Biz de belediye başkanımız geldi, muhtarımla beraber tekrar gittik, sağ olsunlar ilgilendiler. Meclisten tekrar geçirdiler, bir sem sahamız yapıldı. Bina yapıldı başına, soyunma odaları mükemmel bir yer. Fakat üzerinden 10 gün geçmedi, camları yerledik. Kapılar hepsi kırıldı. Tekrar bir açılış yapılmadığı için belediye tekrar geldi. Tekrar badanasını, boyasını yaptı, kapıları yaptı. Muhtarım dedi, gelip açılış yapılacak. Bir eksiğiniz var mı dedim. Dedi ki askılıklar yok. Hemen sanayiye gittim, askılıkları yaptırdım, getirdim. Taktım, açılış yapılacak. Açılış yapıldı, bitti. Tekrar git, şimdi git, insanlar gitsinler, görsünler. Kapıları yanmış, peveceler yanmış. Lavabolar yerlerinden sökülmüş. Su saati sökülmüş. Her gün telefon geliyor. Yok çocuklar içeride. Ya yazık günah ya. Biz bu hizmetlere sahip çıkalım ki yeni hizmetler isteyebiliriz. Eğer biz bunlara sahip çıkmadıktan sonra niye biz hizmeti isteyelim ki? Şimdi devlet bize diyecek, arkadaş ben bunu size verdim ama siz bunu koruyamadınız. Siz niye benden istiyorsunuz? Eğer bu parklar, bu sem sahaları bu şekil olmasaydı belki bir başka mahallemize de bunu yapılacak. Daha iyisi yapılacak. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Mahallemize hizmet konusunda tamam mükemmel kardeşimizin dediği gibi sem sahası yapıldı. Sem sahası yapıldı da yalnız bizim sem sahası yapıldığından dolayı bir de bizim hele bir gençlerimize sorsunlar size saha yaptık. Tamam bir de gençler bir saha da mı yani şuraya yani mahalleye hizmet gelmedikten sonra bir sem sahası yapıldı. Saha yapıldı 3-5 tane top oynayan var burada. Adam zaten ekmeğinden aciz.
Mecbur gidecek, inşaata çalışacak. Top oynamaya mı gidecek? Tamam yani ben mütemad kardeşimizi şey yapıyorum da yalnız mahallemize hizmet yok. Mesela bizim mahallemizin bir yollarına gidin. Yol yolak düzgün yok. Diyor ki şehir merkezine 3 kilometre burası. Neden mi arkadaşlar? 3 kilometre. Asfalt yapılmayan yer yok. Ne asfalt yapılmayan yer yok? Hele gidin bir bakın hele. Daha adamın kanalizasyonu bile yok. Yani mahalleye hizmet var. Yok değil. Adam gelip buradan, caminin buradan dönüp gidip ya da bir kenarlara mı gitsinler hele? Hele bir gitsinler o yollara mı baksınlar? Bir de bir afet koruma kanalı yapıldı. Allah razı olsun yaptılar. Ne afet koruma kanalı? Milletin sağlığından oynama kanalı. Gelin görün. Hadi gidelim beraber görelim. Her şey açık. Ondan sonra bir milleti kandırdılar. Dediler ki bölge hastanesi yapılacak burada. Milleti kandırdılar ki o yaralar diye. Ne bölge hastanesi kardeşim? Buraya bölge hastanesi yapılmaz. Sen bir yol yapmamışsın. Sen bölge hastanesi nasıl yapacaksın buraya? Tamam devlet yapabilir. Hani devletin parası çok. Yapar. Sen öncelikle hani mahalleli mahalle sakinine hani seni tutabilecek bir güven ver. Adam belediyeye gider 1700 tane adam alır, çalışan 300 kişi. Sen her mahalleden alırsın, bir 10 tane de çatal çeşmeden al. Çocuk boş, ne yapacak? Gidecek ya sahanın kapısını kıracak, ya komşusunun kapısını kıracak. Bizim mahallemizde bir tane adam eğer belediyeye, tam kendisi de belediye başkanı da bizim mahalleden çıkmadı dedeleri. Yani belki biz tanıyamadık ama dedelerini bizim büyüklerimizin söylediğine göre hani bizim mahalleden gitmek. Ya Allah rızası için yani morgüye tamam hizmet yapmış yapmamış demiyorum. Ama gözle görülür bir hizmet. Mesela sem sahası yapılmış. Ya sen bunu gözle görürsün diye zaten yapıyorsun. Sen niye bir yol yapın? Mesela Doğu Kent diyorum. Niye Abdullah Paşa'da gelen çocuğundan parkur yollarında zayıflamak için spor yaparken niye benim mahallelerim yapmasın? Gel burayı da düzgün yap. Yani tamam bordür taşlarını döşediler. Taşlar yıkıldı arkadaşımızın dediği gibi. Taşlar yıkıldı arkasını doldurmadılar. İlk bordür taşını döşediler. Çıktılar gittiler. Asfalt diye yok. İki tane araba arkadaşımızın dediği gibi. Kamyonlar buradan vızır vızır geçer. Biz kamyonlara durdurduk. Durdurmak değil. Belediyeye de haber verdik. Geldi burada bize ne dedi biliyor musunuz? Dedi, siz yan kesici misiniz dedi. Ya ben mahallem için yan kesici de olurum. Mahallem sakini için her şey de olurum. Yani demen istedi. Bizim Çatal Çeşme Mahallesi. Yani bizim insanımız gerçekten hoş insanlar. Yani ben gidip de yüzüne söylemez. Yani onun için herhalde yumuşak yüzünü görmüşler. Ne günde? Ya da zaten nasıl olmasa değil bunlardan ses çıkmıyor. Ben bir gün telefon açtım. İsmimi de verdim. Telefon numaramı da verdim. Dedim senin arabaların gelmiş burada kumlama yapmaya. Dedim olur bir saattir arabanın içinde ben onları seyredim dedim. Adamlar oturmuşlar çek yaz. Dedim konuştum adama ne diyeyim bilir misin? Dedim kardeşim paramızı vermeyin biz de böyle çalışık. Vallahi ya. Ya dedim şimdi seni buraya göndermişsen yol yapasın gözüm. Sen burayı kumluyorsun. Senden asfalt da istemedik. Sen bir kumlamaya gelmişsin. Paramızı mı? Sen paranla bize çalışma o zaman. Yani belediyenin tonlarca sorunu var. Kimse korkusundan bir şey söylüyor mu? Bir tarihin birine söyleyen çocukların adamı işinden atar. Yani bunu herkese hepsi bilirsin belki de. Yani bizim mahallenin sorunu gerçekten gelin bak gidelim gezelim. Ben Kanale'yi aradım. Burada var mı Kanale'den? Sizi aradım. Telefon numaramı aldı. Dedi 5 dakikaya ben size döneyim dedi. Morluğu çektirecekti. Rezilliğini aldı. Yani bu mahallenin rezilliğini. Adam evinde akşam balkonunda oturup bir çay içemiyor. Çocuklarla beraber oturamıyor. Niye oturamıyor biliyor musunuz? O afet koruma kanalı yaptılar ya. O afet sağlıktan oynama kanalı. Yukarıdan Mayıs ayıyla belediye haber verdi. Muhtarımızın da haberi var. Dedik ya dedik yukarıda dedim işte
Bezgi hafırları var, tamam, oradan davarı bezgeyebilirsin. Sen kimse davarı, senin bokunu ben buradan çekmek zorunda değilim. Adam altta hangi gizli şey almış. Ben biraz çok konuşuyorum arkadaş. Şimdi ben sizi bekledim yani. Telefonu açtım, gelmediniz. Numarası da kaydetmişim. Suçluyuz, biz olduk yani. Abi suçlu, ben onun gözünden böyle bir ara buraya gelmişler. Dedim gece gelme arkadaş, günüz gel ki ben sana oradaki rezilliğini gösterem dedim. Gelmedi zaman. Allah sizden razı olsun. Ne dedim, lafımı unuttum. Ya o kadar çok şeyler var ki vallahi ya. Yani söyleyecek bir şey bulamıyor musun ya? Dinlemeyin var mı ya? Ya adam karısından balkonda bir çay içecek. Affedersin, pislik kokusuna mı geleceksin ya? Biz de tamam büyüdük mahisin içinde, okulun içinde. Ama burası şehire 3 kilometre. Kestirge geldiği zaman işte boyu boyunca 3 kilometre süre. O kanalda çağırdım o belediyenin bir adamını, o ilaçlama yapar. Dedim hele gel kardeş. Dedim abrayı sen beğenir misin dedim, ilaçlama yapayım bilir misin? Abi dedi ben her hafta gelip ilaçlama yapayım dedim, yalan söyleme. Ben dedim, ben her gün buradayım dedim. Ben seni hiç görmüyorum, haftada 15 günde belki de bir gelsin, belki de ayda bir gelsin. Dedim abi lastik teker bir tane onun içine bakmışlar. Tabii bizim mahallenin sakin ayrılan arkadaşlarımızın çocukları da eline teker gelişti. Gerçi yani bizde de var yani, bizde yok değil. Şimdi sen bunlara yüklenmeyin. Ama tabii maliyeli olarak biz bunları hani gördüğümüz zaman engel olmamız lazım. O tekerin içerisinde oluşan sinek, sivri sinek ya. Bir el azığa yeterli dedim. Ama bu lafı yanlış söyledim. Dedim o zaman dedim kardeş yeterliyse dedim o zaman sen de haftada bir saat gel ilaçlar. Niye ayda bir gelsin dedim. Ya geldi sizi götüren Allah sizin anlasına böyle ta mahallenin üstünden ta kesirik ta nereleri tercih edildi bu amele bir karışma iş var. Adam işte ona gelecek. Adam mahallenin dışında eski ahırı yapmış. Dibinden de gizli bir gerçek koymuş. Ahırı yıkayıp o pislik olduğu gibi o gizli gerçekten gelip ta çalıların içinden işte bizim mahalleye geliyor. Buradan muhtarımız yoktu. Ben, bir de bizim yukarıda Namsa mobilya var. Onun sahibi. Çağırdı, geldi. Kardeş dedim, bunlar niye ilgilenirsiniz? Abi dedi, biz kaç sefer gittik, bir şey bulamadık. Dedim, gelin ben size götüreyim yerini göstereyim. O adamlar ya, belki de onlara biraz para mı yedirdi? Kesin yedirdi. O akulu hala da o pisliğini durduramadılar. Hala daha geliyor. Ya bilme imanıma, yani biraz kendime güvensem var ya, o ahuru ben kendi elimle giderim, kepçeyi derim, onun kafasına geçirdim. Bir tane ahur der ki kardeşim. Yani onu güzelce, tamam sen şimdi orada bir kendinden böyle güzel bir yer yap, mayısını doldur, kendin koklu oğlum, sen bütün arazına koklatacak, onu çektireceksin. Ben, belki bu televizyon konusunda ben dinlerse, ben istedim ki o dinleye gele benim yanıma, ben bilim ona ne yapam. Yani o akurculuk mu yapacak yoksa bakıcılık mı yapacak? Hatta o kendi yoluna gelince, tamam asfalt yaptırır. Yok hele gelin bir asfalta bakın. Kaç tane gazı orada oldu, kaç kişi orada hayatını kaybetti? Arkadaşlarımız hep bilirler. Aslında o gazı olduğu zaman yine biz televizyonu aradık. Gelin dediler yine gelmediler. Yani orada o gazayı hani böyle şahidi gösterecek. Hiçbir türlü. Bizim çeşme dur gel. Ya hangi birini söylüyor arkadaş? Dinime imanıma. Ya şerefsizim bu mahallede var ya. Dinime imanıma ben hastanede çalışayım. Arkadaşlarımı hafta sonu evime davet etmeye, bahçeme davet etmeye dinime imanıma utanayım. Bir gün geldiler dedi. Ay dedi sen burada mı oturuyorsun dedi. Dedim ne de oturam ya. Benim doğma büyüme mahallem burada dedim.
Nerede oturalım dedim. Dedim Abdullah Paşa'dan mı gelen oturalım? Ben orada oturamam. Orada bir daire 250 milyar. Burada bir daire 50 milyar. Veya burada bir hastan olur gidersin. Derman çatma bir yer yapar içine girersin. Abdullah Paşa nereye girersin kardeşim? Bir tuvalet kadar yer 2 milyar abi. Ya neyse. Şu doğru kent diyorum. Mesela asfalt yapmış. Vallahi ne asfaltı? Asfalt demek için bir tane şahit lazım. Bordur taşı da düşer, çocuk da düşer, valla gaza durur. Ama o kamyonlardan dolayı oluyor. O gün geldiler yolların, hani birkaç yerde demek ki kamyona giden gelen yolu bozmuşlar. Herhalde bir şikayet, bir şikayet olmuş, bir söylemem olmuş. Adam geldi, düşkünler yurdu var ya, eski düşkünler yurdu. Şimdi şu anda belediye sporun dinlenme tesisi. Geldiler, hani burada belediyenin demek ki kendi adamları geliyor. Geldi o Doğu Kent yolu bizim burada bir Hacı Temel var. O Hacı Temel'in bahçesini oraya kadar asfaltlama yaptırar getirer. Buradan gelirler Köstebek yuvası gibi. Buradan da minibüsler gidiyor. O minibüs durağından yaparlar giderler. Öyle o şeyleri. İki gün sonra tabii yine aynı yolu. Yani belediye hizmeti sıfır. Hocam. Fikri Çelik, ben de bu mahalle sakinlerinden aynı zamanda bu caminin din görevlisiyim. Demin programı açılış konuşması yapılırken devlet ve millet el ele dedik. Ve bu olan sorunların uygun olan yerlere ulaştırılması için bir program olduğu söylenildiği için ben mahallenin sorunlarına değinmeyeceğim. Çünkü mahallenin eğer sorunlarına değinirsek herhalde önce kendi paçamızı ateşlememiz, kendimizi yakmamız lazım ki ondan sonra bazı şeylere değinelim. Onun için ben sadece toplumun sorunlarına değinme anlamında biz kendi çapımızda dernek ve mahalle sakinleri olarak toplumun önce ahlak ve maneviyatını düzeltme adına burada şu anda devletin resmi kurumundan almış olduğumuz fizibilite raporuna göre 2,5 trilyon civarında eski parayla 2,5 milyon şu anda civarında tutarı olan bir yatırı kız kuran kursu inşaatımız var. Ben ismini bilmiyorum ama biz gerekli yerlere bu konuları ulaştırmak üzere bu görevi bir yönüyle yapıyoruz dediler. Onun için ben de bir ihtiyaç duydum. Bunu bu kursumuz malumunuz mahallemiz varmış. Yani sadece bizim Elazığ'a has bir olay değil. Bu genelde merkezi idare ile il idareleri hep illeri oluştururken batıya doğru yöneldiler. Bizim vilayetimiz de genelde batıya doğru gitti. Doğu biraz sahipsiz kaldı. Ama bu hiç hizmet gelmedi anlamına gelmez. Hizmet elbette ki geliyor. Tamamen inkar etmek mümkün değil. Fakat demin de ifade ettim, mahalle sakinleri olarak dernek, cami yaptırma yaşatma derneği olarak biz bir Kur'an kursu inşaatımız var. Ve bu inşaatımız genelde ağır yükünü mahallemiz sakinleri yüklenmiş işçiliğini. Fakat malzeme ve parasal olarak maddi açıdan sıkıntımız var. Bunun da bu televizyon kanalıyla gerek zannederim Bilal Bey bu konuyu uygun gördüğü yerlerde duyarlı vatandaşlarımıza iletseler ve bir an önce bu Kur'an kursumuzun inşaatı bitse çok iyi olacak. Biz geçen yıl Ramazan ayının son haftası temelini attık. Bugüne kadar elhamdülillah 340 metrekarelik alanın kaba inşaatını bitirmişiz. Geri kalan 1 milyon 50 bin liralık bir ihtiyaca gerek var. Yani parasal olarak geri kalan kısmının yapılması için. Bunu da mahalle sakinleri maddi olarak bu yükü kaldırabilme imkanına sahip değil. Bu konu dile getirilse memnun oluruz. Devlet ve millet el ele derken önce
ahlak ve maneviyatın yücelmesinin gerekliliğine ihtiyaç olduğunu ben daha iyi anlıyorum şu andaki konuşmalarda. Eğer biz gerçekten ahlak ve maneviyat olarak, toplum olarak ahlak ve maneviyatımızı yüceltmiş, yükseltmiş olsaydık, bugün belki de yapılan hizmetlerin üzerine yeni hizmetlerin gelmesine mecburiyet duyulacak ve yapılacaktı. Saygılar sunuyorum. Ben Çatalçeşme Mahallesi'nden Bahattin Çelik, öncelikle hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Mahallemizin sorunları çok. Mahallemizin sorunlarını anlatmaya gelince, yani bir Abdullah Paşa, bir Bahçelievlerle kıyaslanamaz tabii. Mahallemiz çünkü sayısız bir mahalle. Belediye olarak mahallemize hiç bir iş veya bir şey görünmemiştir. Mahallemizde muhtarımız tamam gerekenleri yapmıştır ama belediye olarak yapılmamıştır. Arkadaşlarımızın dediği gibi kaldırım taşları döşenmiş ama kaldırım taşlarını tamamen yapmamıştır. Etrafını doldurmadığı sürece çocuklar yıkar, normal insanlar da geçen gene yıkılır. Su şeylerine gelince alt şeylerine, çim şeylerine döşendi ama kimse gelip çimini ekmedi. Ağa çekildi, budanmadı, sulanmadı. Bunlara mahalleli mi sayı çıkacak? Bunlara belediyenin elemanları var, şeyleri var. Gelip sayı çıkacak. Tamam mahalleli olarak sayı çıkacağız ama mahalleli zaten gidip dağını kırmıyor ki. Muhtarımız bir park yaptırdı, küçük bir park. Çatal Çeşme nereden baksan 4000 kişilik bir şey var, nüfusu var. Yapılan park küçük bir park. Yani çocuk kandırır gibi park yaptılar. Ondan sonra bir Ulu kente, bir Doğu kente, bir Abdullah Paşa'ya yapılan parklara bak, bir de bizim buradaki parklara bak. Bizim buradaki park görünmüyor bile. Ondan sonra ileride bizim fuar alanımız vardı. Fuar alanı tuttu, şey yaptı. Çiçek serası yaptı. Çiçek serası başka yerde yapamıyoruz mu dedi. Hastane vardı, hastane yapmadı. Doğal gaz gitmiyor. Arkadaşlarımın dediği gibi benim de evim bu yol üzerinde. Kamyonlar 60-70 tonla gidip geliyor. Kamyonun önünü burada kestik. Trafiği çağırdık. Trafik şube müdürüne buradan sesleniyorum. Çağırdık geldi. Trafik memurları burada dedi ki kardeşim hiç boşu boşuna çağırıyorsunuz bizi. Trafik şube müdürüne haber gidiyor. Oradaki şirketlere Serdar şirketi var. Onların kamyonları genellikle. Onlara zaten gidiyor orada bilgi. Direkt trafik buraya geldiği zaman onlar da gelmiyor. Gerçekten de öyle. Muhtarımla beraber yolu kestik. Arabalar bir saat gelmedi, bir saat sonra tekrar geldiler hocam. 60-70 tondan. Biz gelmezsin demiyoruz. Adamların ekmek parası tamam gelip geçecek. Ama normal bir tonajıyla gelsin geçsin. Yolu geçenlerde yaptılar çift şeritli. Dün burada Çatalçeşme Köy Yönetimi'nin hocası kaza yaptı. Trafiği çağırdı. Burada bulvarın ismi yok. Sokağın ismi yok. Trafiği onu bildiremiyoruz biz. Bulvar yapmış, çift şeritli yol yapmış. İsim yok. Gürgen Sokak değil, trafik gelemiyor. Fatih Caddesi değil, gelemiyor. Çünkü adam buna mı ki nerede olduğunu? Buradan yetkililere sesleniyorum. O bulvarın ismini tamamen veriyorsa versinler. Doğu kentten başlıyor, Doğu kentten çıkıyor. Yollarımız berbat. Sokak araları berbat. Çöplerimiz günü gününe alınmıyor. Yani benim diyecek başka bir şeyim yok. Yani bütün Karşıyaka, Çatalçeşme, Salıbaba, bir Ulu kent, Doğu kent daha dün kuruldu. Bizim yanımızda Paris. Erzurum'un en eski mahallelerinden biriyiz biz. Zenginlerimiz hep kaçtı gitti batıya. Çünkü niye? Sinek desen burada, mayıs desen burada, pislik desen burada. Burada yetişen çocuk nasıl olacak? Ne görmüşse onu yapacak. Abdullah Paşa, Abdullah Paşa, Abdullah Paşa, Abdullah Paşa'yı Paris ettin sen. Burada aklını oraya hiçbir yerde almadın. Geldi burada anlattı, ben edeceğim, şey edeceğim, vatandaşı kandırdı, oyun aldı, ne uğradı ne pişirdi. Kur'an kuşumuzun açılışına geldi, bir de bir cenaze vardı, şehit cenazesi, ona geldi, başka da gelmedi.
Yani memleketin sayı çıkmıyor. Özellikle burada belediye başkanına sesleniyorum. Çatal Çeşme'ye ve memleketine sayı çıksın. Teşekkür ederim. Yatçı Hareket Partisi Teşkilat Başkanı Çatal Çeşme sorumlusuyum. Çatal Çeşme Mahallesi'nin bir yamalık yapmayla veya bir gelip kanal kanmasını aşmakla belediye belediye olmaz. Belediye yollarımızın genişlemesiyle, çocuk parklarının olmasıyla, yeşil alanlarımızın yapılmasıyla veya bütün imkanlarıyla belediye belediye olur. Abdullah Paşa'dan neyse, halkımız neyse, Çatal Çeşme'de de aynı olması lazım. 1800 evrede veya Nail Bey Mahallesi'nde biz bir şey neyse, bizim Çatal Çeşme Mahallesi'nde de aynısı olması lazım. Buraya TOKİ yapılacak dediler. Kaç senedir buradan TOKİ, hani TOKİ nerede? Ben göremiyorum. Kestel dönüşüm Çatal Çeşme Karşıyaka'dan başlanacak dedi. Göremiyorum. Bir tek belediyeyi suçlamıyorum. 550 milletvekili ve Sayın Başbakanımız benim aynı zamanda asteğmenim olur. Hep Tayyip Erdoğan. Buna da saygılarımı sunarım. Türkiye'nin sorunları çok. Ya saymakla bitmez. Milletvekillerini Baroşay'la çocuklarından seçiyorlar. Baroşay'la çocukları sırf kendi çöplerine, kendi şeylerine saçından saçımı mahallemize intikal ediyorlar. Ama seçilmiş milletvekili hepimizin vekilidir. A partisi, B partisi, C partisi değil. Biz insanız, her şeyden önce insanız. Bir aileyiz. Ailemizi korumak mecburiyetindeyiz. Onun için bütün milletvekillerine buradan sesleniyorum. Velhasıl bizim Elazığ milletvekillerine. Bir tek seçimden seçime buraya uğramasınlar. Bizi şeylerdi, keklik, kafeste keklik görmesinler. Mahallemizin ihtiyaçlarını gidersinler. Ben emekliyim. Ben mahallede burada biliyorlar arkadaşlar. Çoğun cüzükte etmiyorum. Benim günlük vektim 8 lira. 5 lirasını Sayın Başbakanım şey kesiyor. Emekli bir şey giden neyse işte o. Sağlık, sigorta. Sigorta. Kesin değil, yok. Sigorta değil mi değil. Neyse ben 150 milyon aile olmak kesiyor. Sen kaç lira aylık veriyorsun? Ben intibak yasasına fark beklerken siz hala daha 150 milyon benim ailemden kesiyorsunuz. Ben çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Adalet bu mudur? Bu kimisine verdiğin 350 lira ben şu anda 27 sene primle al 830 lira maaş, 850 lira maaş, 840 lira maaş. Adalet bu değil. Hepinize saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Başta Sayın Valimiz Muammer Erol'a, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Süleyman Selmanoğlu'na, tüm birim müdürlerine, programı düzenleyen doçent doktor Bilal Çoban'a ve değerli Çatal Çeşme mahalle halkına çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sunduğu için mahalle halkımız da burada oldu. Tabii herkes kendi görüşünü anlatacak. Vatandaş sıkıntıları bildirecek. Ben de ikinci dönemdir muhtarlık yapıyorum burada. Yaklaşık 9 yıldır. Bizim de kendi gözümüzden baktığımız doğrular, yanlışlar vardır. Gördüğümüz hizmetler vardır. Vatandaş görmeyebilir. İnsanlar neyi doğru görmüşse onu görür. Görmek istememişse göremezdir tabii ki. Başta eğitim. Çatal Çeşme çok eski bir mahalle. Daha önce de Bilal Hocam'a söylemiştim. Kırkırık, Mornik, Kesrik. 3 Ermeni kardeş diyorlar. Tabii bilmiyoruz gerekçesini. Mahallemizde ilkokulumuz vardı. Öğrencilerin okuyabilecek bir okul pozisyonu yoktu. Ve eski okul müdürlerimizden Cemal Barış Hocam vardı. Ersin Kırmızıgül sonraki okul müdürümüz. Ve şu anda toplumda oturan İmam Hatip'imiz Fikri Çelik. O dönemde ben muhtar değildim.
bir okul yapılması için müracaatta bulunmuştu. Ve Cenab-ı Allah nasip etti. Şartlar el verdi. Muhtar adayı olduk. Akabinde Sayın Süleyman Selmanoğlu da belediye başkanı seçildi. Ve proje için gittik. Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten, inleden ipliğe. Ve okulumuz şu anda 2000 kapasitesi var. 800 tane mevcut öğrencisi var. Çok güzel bir okul. 8500 metrekare oturumu var okulun. Çift asansörlü. Ve okulumuzun Doğu Anadolu'da 12. sırayı almış. Böyle bir hizmeti mahallemize kazandırdıkları için emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İkinci bir hizmet hatamız, onu da anlatayım. Mahallemize yapılan insanların hizmetini görmek şart tabii ki. Okuma salonlarını açan Şükrü Bey var, dernek başkanı. Orada da Sayın Valimiz Muammer Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu. Sözlesinde bir proje yapıldı okul için. Şu anda 220 tane mahallemizin gençleri ücretsiz dershane eğitim almaktadır. Bu konuda da dershane için emeği geçen tüm kurum müdürlerine, mahalle halkımızdan emeği olanlara, herkese teşekkür ederim. O da güzel bir hizmetti bizim için. Önemli olan çocuğu ağacı yaşken eğmek. Çocukları yaşken biz eğitirsek inşallah ileride daha verim alırız. Ulaşabilecek sıkıntılardan, işte abilerimiz anlattı. Kırılan ağaçlardan sorumlu kimseyi tutmayız. Sökülen kaldırım taşlarından kimseyi sorumlu tutmayız. Spor dedik. İlk muhtar oldum. 2004 yılında seçildim. Bir yıl sonra Mehmet Yıldız kardeşimizle beraber sağ olsun mahallemizden 3-5 tane daha değerli abimiz destek verdiler. Mahallemize bir spor kulübü kurduk. Keşke bugün ileri görebilseydik, 2 tane 3 tane spor kulübü kurabilseydik. Yani o günün şartlarına göre mahallemizdeki gençler tabii ki görmemiştiler. Yani haklılar, onlar da haklılar. Yapılan parkları da kıracaklar, ağacı da kıracaklar. Ama zamanla biz büyükler, anne babalar bunları eğitmiş olsaydık, inanın ki bugün hiç kimse burada çocuklarımız kırmamış diyecekti. Bu en büyük başta bizim sorunlarımızdı. Ve bizim gibi makamlarda oturan muhtarların sorunlarıydı. Daha önce bizden muhtar olan abilerimiz de çok fazla bir etkileri olmadı mahallede düşünüyorum. Yani bir Doğu Kent'ten bahsediyor. Doğu Kent'te Mustafa Temizler zamanında, Allah rahmet etsin Profesör Mustafa Temizler zamanında kuruldu. Sıfırdan kurulan bir mahalle. Tabii ki Çatalçeşme'ye oradan kıyaslamak çok yanlış olur. Eski bir mahalle. Akabinde spor kulübümüz şu anda mevcut. Tabii sem sahamız yapıldı. İkinci kez de yapıldı. Yine zararlar görüldü. Biz de koruyamadık. Gençler de koruyamadı. Hepsi bizim mahallemizden desek gerçekten insafsızlık olur. Hepsi bizim mahallemizin çocukları değil. Kenar mahallelerden de gelindi. Ve artık Çatalçeşme'nin bir ismi çıksın, kötü anlatılsın diye herkes buraya bir hedef aldı yani. Ama ben mahallenin çocuklarından böyle bir şey tamamıyla yapıldığına inanmıyorum. Kısmen olabilir, doğrudur, yapılmıştır, zararlar verilmiştir. Ama keşke bugün bunları değil de biz daha Çatalçeşme'yi 2023'te Sayın Başbakan'ın dediği gibi Çatalçeşme'yi nereye taşıyabiliriz bunu tartışabilsek. Biz hala kalkıp mahallemizdeki şeyleri tartışabiliyorsak bu bizim mahallede yaşayan insanlar orta ayrımımızdır. Bir de Doğu Kent yolu, evet acı bir gerçektir. Biz mahalleli olarak hiçbir zaman için çıkmadık sahip. Yani oradan kamyoncu geçiyorsa kamyoncu vurup dökmenin bir anlamı yok. Doğrudur, biz yol kestik, kanunen de aykırı olan bir şey. Emniyet müdürünü aradık, ekipleri geldi. Ama nasıl yapıldığını ben bilemem yani. Halen de gidiyor, biz kimsenin ekmeğinden oynayamayız. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz. İnsanlar 20 ton atıyorsa bunun... Ve vergi dairesini bu konuda göreve çağırıyorum. Tonaj uygulaması yapsın, orada 20 tonla gidecekse gitsin, kamyonlar çalışsın. Biz kimsenin ekmeğinde oynamayız. Ama bunlar yapılmıyor. Tabii burada belediye suçlu bulmak da bence yanlış. Belediye suçluysa suçludur yani. Emniyet suçluysa emniyet suçludur. Ama burada kontrol emniyet müdürlüğümüzün ve vergi dairesinin denetimindedir. Tonaj uygulaması yok. Sık sık ekipler burada... yol kontrolü denetleme yapsa bu kamyonlar buradan çalışmayacak. 20 ton üstünde tonaj atamaz. Bunlar yapılmadığı için kenar mahallede olduğu için yapılıyor. Maalesef bu sıkıntıdan da mağduruz. İnşallah bu konuda Sayın Emniyet Müdürümüz bir an önce bir
önlem alır, vergi dairesinden ortaklaşa bir karar alırlar, tonaj uygulaması yaparlar. Ve akabinde bulvar üzerinde oturan insanlar gerçekten sıkıntılı, endişeli. Ben de yol üzerinde oturuyorum, ben anlatmam belki de abes olur, kendi rahatlığı için konuşuyor diyecek. Ama insanlar gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Gece saat 2'de 3'te 60 tonla suratla geçiyor orada. Ve aşırı bir derecede, tabii çok önceden yapılan evlerin birkaç tanesini yani biliyorum. Depreme dayanıklı yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Deprem yasası yoktu o zaman. Halen de aşırı derecede etkileniyor bu evler. Bu yüzden de en kısa zamanda inşallah Sayın Müdürümüz bu konuda bir karar alırlar. Bir yardımlaşa vergi dairesinden ortak bir nokta bulurlar. Bu işe bir çözüm bulunur. Bu mahalle halkımız da bu sıkıntısını giderir. İnsanlar huzurlu oturur. Çatalçeşme'yi çok karamsar göstermek bence gerçekten çok yanlış bir şey. Ben 42 yaşındayım. 35 senedir burada oturuyorum. En az sıkıntısı olan bir mahalle. Her mahallede sıkıntı vardır. Huzurun kaçmadığı bir mahalle. Bunu çok dikkatli bakmak lazım. Çatalçeşme'de halen huzur vardır. Abdullah Paşa'da olmayan huzur Çatalçeşme'de vardır. Beyefendi insanların sayısı çok sayıda, çok üst düzey bir şeyde. Bir de şeye gelelim, affet konusu. Hocam da söyledi, bir iki abimiz daha değinmişti. Çatalçeşme daha önceki depremde 7 tane kullanılamaz hale hasarlı evimiz var. Ve onlar Afet Koruma Müdürlüğü tarafından evlere teslim edildi. Ama inşallah diyorum, tekrar tekrar diyorum, inşallah bir daha bir deprem olmaz. Kentsel dönüşüm mü yapılır, TOKİ mi yapılır bilemem. Yetkililer bu konuya, sayın milletvekillerimiz, sayın valimiz, sayın belediye başkanımız bu konuya bir eğilim yaparlar. Bir Van hadisesi inşallah diyorum, bak tekrar söylüyorum, inşallah bir Van hadisesi Elazığ'da yaşanmadan, yaşanırsa bu da Çatalçeşme'de olacak. Çünkü evlerin %80'i depreme dayanıksız. Tek katlı kerpiç evler. Allah korusun bir 4.3-4.4 olursa hazin bir durum oluşur. İnşallah bunlar da olmadan kentsel dönüşüm denilen program, tüm evraklarımız hazır. Sayın valimizin de bu konuda bilgisi var. 1570 tane de imza toplamışız. Mahalle halkından ve mahalle dışından toplu konut için müracaat yapıldı. En son edindiğim bilgiye göre, tabii net değil, evrak üzerinden değil, varsayımlar üzerinden biliyorum. Sayın valimize de bilgi gelmiş. Toplu konut dairesi 1500 tane konut yapacaktı. Şu anda yapılmadı. Artık sonucunu bilmiyorum. Bu konuda inşallah sayın milletvekillerimiz Çatalçeşme'nin bu sıkıntılı halinden anlarlar. Sayın vekillerimiz bu toplu konut dairesinden görüşürler. Bunu bir dile getirirler. Bir Van hadisesi yaşanmadan bu sayın mağdur vatandaşlarımızdan bu sıkıntılarını inşallah giderirler. Bir de doğalgaz. Tabii herkesin istediği bir şey. Örneğin yaşım itibariyle biliyorum. Bir insanın en büyük tutkusu nedir? Benim şahsen Elazığspor maçıdır. Yani ben Elazığspor maçı seyrettiğim zaman mutlu oluyorum. Şu anda Elazığ'da doğal gaz varsa, Çatalçeşme'de yoksa insanlar bundan mağdurdur. İnsanlar da benim gibi, ben nasıl Elazığspor maçına hastaysam, insanlar da doğal gazın alması için her şeyi yapmak istiyor. Ama ne yazık ki geçen Aksa yetkililerinden de görüştüm. Dilekçeden görüştüm desem yalan olur. Şifayen telefondan görüştüm. İsmini zikretmek istemiyorum şu anda buradan. Dedi ki Çatalçeşme kentsel dönüşüm programına alındığı için biz oraya hizmet veremiyoruz. Doğrudur. Çatalçeşme kentsel dönüşüm programına alınmış ama işlem yok. Yani evrak üzerinden alınmış. Yani Çatalçeşme 50 sene sonra kentsel dönüşüm alınacaksa biz 50 yıl sonra mı doğalgaz kullanacağız? O zaman da toprağın altında olacağız. Mezarımıza mı doğalgaz verecekler? Çatalçeşme Doğu Kent Yolu dedikleri bölge, yani mahallenin %50'si. %50'si imarlı, %50'si imarsız. Yani caminin üstü imarsız. Bu bölgeye doğalgaz biz de biliyoruz ki verilmez. Ama bu konuda o yetkililer de suçlamıyoruz. Ama en azından %50'si kısmına, yani yolun alt tarafına tamamıyla imarlı olan, yolları açılmış, bitmiş, asfalt sıkıntısı olmayan yolların doğalgazını verebilir. Bu da tabii ki şirketin anlattığı bu. Bir maddi külfet getiriyormuş. Sana listesinden oraya hat çekmek. Acaba bir toplu ben bakıyorum. Abbe mahallesine bakmıyorum. Benim için Elazığ'dır. Bir yabancı Elazığ'a geldiği zaman ben Abdullah Paşa'dan geçtim lafı beni çok üzüyor yani. Benim için Elazığ önemlidir. Ben Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'ın Abdullah Paşa'sı neyse Çatalçeşme'si de odur. Abdullah Paşa'da Bilal hocam doğalgaz yakıyorsa ben de yakmak istiyorum. Ve Bilal hocam da bunun için Allah rızası için. Yani Bilal hocam olur, başkan, belediye başkanı olur, sayın valim olur,
Bu konuda insanlar orada eğer onu yakabiliyorsa bizim de yakma hakkımız var. Biz de bu devlete vergi veriyoruz. Biz de bu devlete oy kullanmışız. Biz de bu devletin bir ferdiyiz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Herkesin ortak bir noktaları vardır mutlaka. Biz de bu doğal gaz konusunda inşallah en kısa zamanda yetkililerimiz bunun için bir karar alırlar. Bir görüşürler. Buradaki insanların kafasındaki sıkıntıları birebir gelip mahallemizde anlatsınlar. Olan sıkıntılar varsa bizden doğan problem varsa biz onu önleyelim. Yoksa kendilerinin varsa bir an önce program yapsınlar. Bu doğal gazı da çözsünler inşallah. Bir de afet koruma kanalı. Arkadaşımız konuştu. Çok güzel konuştu. Tebrik ediyorum konuşmasından dolayı. Ama ben bir Çatalçeşme mahalle muhtarı olarak da utanıyorum. Kanalı ifade etmek için gerçekten de utanıyorum. Devletimiz oraya 4 trilyon para yatırdı. Ve bir gerçektir, kabullenmek lazım. Şu anda kanala vicdanen elimi vicdanıma koysam üzülürüm. Verilen 4 trilyona. Affedersiniz gerçekten ayıp bir şey. Anlatması bile ayıp bir şey ama söylemek zorundayım. Adam çocuk bezini evinden alır kanalın içine atar. Ve bu çok ayıp bir şey yani. Adam veya gitmiş toprak dökmüş kanalın içine, oraya motor koyuyor, sebzesini sülüyor. Yani bu bir devlet su işlerinin suçudur, ayıbıdır, günahıdır. Gelip oraya uygulama yapacak, A, B, C diyecek, kardeşim sen bunu yaptın, suçlusun, basacak cezasını, o vatandaşın cezasını kesecek. Bu mahallede yaşayan 12 bin insanın da hakkını koruyacak. Ha, bu da devlet su işleri tarafından yapılamıyor. Nedense onu da bilmiyorum. Defalarca da görüştük. 8 yılda bir defa gelip temizlediler. Ha, bunun da artık bölge müdürü neyin peşinde, neyin hesabında bilmiyorum. Vicdanen rahatsa hiç de temizlemesin. Biz burada 10 yıl kanalın kokusunu çekmişiz. 10 yılda çekeriz. Ama onun evinin önünde böyle bir sistem olsa acaba vicdanen rahat edecek mi bölge müdürümüz? Allah rızası için bir kanala baksın. Kanalı yapmışsın, çok güzel. Ama temizliği yok. Yani senin kanalın temizliğini belediye gelip yapmaz. Valilik yapmaz. Valiliğin bile bir araç gereci yok senin kanalın temizlesin. %50 DSE'yi suçluysa %50 de biz Çatalçeşmeli olarak suçluyuz bu konuda. Neden? Kanalı koruyamıyoruz. Artığımızı, samanımızı, mayısımızı tökersek kanalı koruyamayız. Devlet de bu konuda bize hizmeti getirmiyor. Devlet neticede fert değildir. Devlet olduğu için bizi ısrarla bıktırması lazım. Biz hata yapıyorsak hatamızın düzeltene kadar bize gelmesi lazım. Ve bu konuda da üstümüze ne gerekiyorsa bize üstüne basa basa bize yaptırımlar yapması lazım. Ve mahallemizde asfalt olmadığını söylediler arkadaşlar. Doğrudur. Saygı duyuyorum. Ama bir vicdanen konuşmak lazım. Ben ilk muhtar seçildiğim zaman 2004 yerel seçimlerinde muhtar seçildim. Bu mahallenin 36 sokağı vardı. Şu anda mahallenin resmi 69, 43 tane de bağlantı sokağı var. İsimsiz bağlantılar yani. Ara sokak. Tek asfalt olmayan bölgemiz, bu konuda da hakkını vermek lazım belediyenin. Allah da razı olsun. Emeği geçen herkesten. Alttan üste, bekçiden başkana kadar. Asfalt olmayan bölgemiz Yeşilbağlar bölgesi, imarsız olduğu için. Bir de Leyla sokak. Yeşilbağlar'ın tam karşısı. İki bölgede asfaltımız yok. İbrahim Bey'in dediği yerde. Oraya da asfalt gidebilmesi için başta İbrahim Bey'in ve yanındaki komşularının Allah rızası için elini vicdanına koyacak ve devletin malına gelen yerden duvarlarını geri çekecekler. Ve komşular yani. Devlet de bunu yapacak, yapmıyorsa bu devletin bir aybıdır. Ama ben inanıyorum ki bugün %50 dediğimiz bölgede bahçe duvarları olmamış olsaydı ben muhtar olarak bugün burada kaldırım yapılmamışı anlatıyorsam çok ayıp bir şeydir. İnsanlar artık gökyüzüne uçaktan bırakın gökyüzüne yayın gidiyor yani. Bir su getirmekten, çeşme yapmaktan bunları anlatmak gerçekten abes bir şey. Temel hedefe ulaşmak lazım. Hepimizi anlamamız lazım. Birbirimizi bugün anlatsak da kırsak da bu mahallede yaşıyoruz. Hepimiz bu mahallenin bir neferiyiz. Hepsine saygı sonsuzdur. Eleştirebilir. Devletin hizmeti yoksa tabii ki vatandaş hakkını arayacak. Buradaki insanlarımız da vergi veriyor. Ama önemli olan doğru yerde doğru bir şey aramak. İnşallah en kısa zamanda bu kentsel dönüşüm hadisesi de çözülür. Olmayacaksa olmasın desinler. Normal işlemler yürüsün. Valimizin tarafından, belediyemiz tarafından gereken işlemler neyse onlar yapılsın. Ha, bunların da yapılacağına inanıyorum. Şu anda Çatalçeşme'de çıkıp gezebilir, herkes gezebilir. Elazığ'ın genelini gezelim.
Ataşehir'de örnekle burayı böyle göğsümü gere gere söylüyorum. Ataşehir'de 50 tane yama bulabilirsin. Çatalçeşme'de 5 tane bulamazsın. Ve o da bu yılın yaması. Yeni kazmışız. Çatalçeşme'de asfalt olan bölgelerde 5 tane yama bulsunlar, ben bir şey demiyorum. Doğrudur. Belediye çalışmamış derim bu konu. Bu konuda belediyenin hakkını vermek lazım. Ha diğer mahalle yapmamıştır, diğer şey yapmamıştır bir şey demiyorum. Ama Çatalçeşme'de asfalt konusunda her gittiğimizde bize yapılmıştır. Hedefini yerine getirmiştir. Çocuk parkı kırılmıştır. Doğrudur. Bir daha yapılacak. Bir daha kıracaklar. Bir daha yapılacak. Yapılacak. Yani kırılıyor diye yapılmayacak bir şey yok. Ama bu mahallelerde yıllar önceden yapılmış olsaydı bugün çocuklar bu parkları kırmayacaktı. Kıran da engelleyecekti. Yıllar önceden yapılmadığı için ilk defa görülmüş. Olabilir, doğaldır. Keşke hiç kırılmadan olsaydı. Abilerim bunlar kırarken kırılmış olarak konuşmasaydı daha güzeldi. Ama malumunuz Elazığ'ın her tarafında zarar veriliyor. Her tarafta da ağaç kırıyorlar. Her tarafta da lambaya da zarar veriyorlar. Çatalçeşme'de de veriyorlar. Doğaldır. Burada verilmişse bir daha yapılsın yani. Buradaki insanlar zarar verilmişse bir daha hizmet gelmez anlamına gelmez yani. Buradaki insana da bir daha hizmet gelsin. Bu önemli bir unsur yani. Abdullah Paşa'da insanlar lamba kırıyor. Orada da suya zarar veriyorlar. Doğrudur. Orada şimdi 10 tane yetkili oturuyorsa burada bir tane yetkili yok. Bu da bizim aybımızdır. Biz yıllarca oy verirken biz Ahmet Mehmet'in peşinde gittik. Biz oyumuzu ve hizmetimizi alabileceğimiz insanların peşine gidemedik. Yani ben burada belediye başkanını da suçlamıyorum, milletvekilini de suçlamıyorum. Milletvekili seçilirken liste başına gelir. Adam diyor ki ben başbakana oy verdim. O zaman başbakana oy verdin. Sen milletvekili de şu an diyor ki git başbakandan hizmet iste. Bölge hastanesi yapılacak. Yapılmıyor. Başbakan gelip Elazığ her dakika bölge hastanesi yapmaz ki. Başbakan Ankara'da oturuyor. Başbakan Türkiye'nin 81 vilayetine ferdis mahalle mahalle sokak sokak gezmez. Milletvekili bunu yapacak. Bunu iyi anlamamız lazım. Biz oyu verirken milletvekiline veriyorsak milletvekili Elazığ'a geldiği zaman da beyefendi gibi üstünü başını yırtarak değil karşısına dikileceğiz. Sayın vekilim bizim bu hizmetimiz var. Senden bu hizmeti istiyoruz. Vermiyorsan bir dahaki seçime senin peşinden koşmayız. Ama maalesef biz bunları yapamıyoruz. Elazığ olarak yapamıyoruz. Çatalçeşme mahalle halkı olarak da daha gerideyiz zannederim. Bu da yine suçlu biz görünüyoruz. Ama maalesef öyle değil. Gerçekten Çatalçeşme halkını o kadar beyefendi, kibar insanları var ki zamanınız olsa bir 3-5 gün burada otursanız inanın ki buraya taşınmak istersiniz. En sınırsız, sorunsuz, şirin insanlar var. Bir kaybımız da nedir? Mahallemizde durumu iyi olan abilerimiz, kimin durumu iyi olduysa 3-5 kuruş parasını buldu, işini düzelttiyse bizim mahallemizden taşındı. Bizim en büyük sorunumuz da bu. Parayı bulan mahallemizi terk etti. O yüzden biz başımız ağrıyınca duvara kafamızı tabiri caizse büyüklerimiz ile diyor duvara vurmamız gerekir. Bu da mahallemizden gücünü alan insanlar tekrar mahallemize inşallah bir gün böyle kafasını kaldırırlar. Mahallemize bakarlar. Buradaki insanların mağduriyetini anlarlar. Sahip çıkarlar. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Ben bugün muhtarım, yarın yokum. Bugün belediye başkanı var, yarın yok. Yarın Bilal abi olur, Ahmet abi olur, Mehmet abi olur. Önemli değil. Önemli olan insan seçildiği zaman muhtar olsun, başkan olsun, milletvekili olsun. Aldığın oyun hesabını yapmayacaksın. O bölgeye kim olursa olsun Ahmet'i, Mehmet'i aramayacaksın. İnsan olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıdığı için o insana Allah rızası için hizmet götürmek zorundayız. Ve en son da söyleyeceğim sözlerimi bitireceğim inşallah. Tekrar söylüyorum. Doçent Doktor Bilal Çoban hocama sonsuz teşekkür ederim. Bizi bu fırsatı verdiği için mahalle halkından bir araya geldik. Bizim de muhtar olarak yanlışlarımız da olabilir. Keşke abilerimiz dese ki senin bu yanlışın var, ben kalkarım ellerini öperim. Kızmak olmaz. Göreve talip olmuşsan mutlaka sen eleştirileceksin. Herkes seni sevse o işte zaten sen kendi o zaman yine kusur arayacaksın. Önemli değil. Sıkıntı önemli olan mahallene hizmet getirebilmek. Ve bir de Çatalçeşme söylediler. Çatalçeşme'nin suyu kirli değildir. Olur. Tabii ki Çatalçeşme ben yaşım itibariyle büyüklerimizden duyduğumuz 40 yıl önce de Hürriyet Gazetesi yazmış duyduğum kadarıyla. Su içilemez diye bir rapor verilmiş. O zaman kuyu sistem vardı. Şu anda da Çatalçeşme'nin inşallah birkaç gün içinde belediye tarafından bize bir kepçe verilecek. Yani noktasına ulaşmışız, sıkıntısını bulduk. Geçen gün kanallar tıkandığında tahminen bir noktadan şüpheleniyoruz.
Onu da bulursak Çatalçeşme ismini aldığı için o suya bizim biz özveriyle bir saygı görmek zorundayız, göstermek zorundayız. Çatalçeşme'yi yani Allah canımızı almazsa yanlış da konuşmayayım. Tahriben 15 gün içinde inşallah 15-20 gün içerisinde eski Çatalçeşme olarak ve eski mimari görüntüsünü gösterebilecek bir şekilde yatılı kız Kur'an kursumuzun bahçe duvarının bitiminde inşallah Çatalçeşme'yi yeniden akıtacağız. O suya kirli dedirtmek için bir ayıp olur. Yıllarca önce tekrar bunu söylemek istiyorum. İnsanlar kazma kürekle tünel vurarak o suyu getirmiş. Biz bugün kalkıp kepçelerin olduğu, iş makinelerin yoğun olduğu bir vizyonda o suyu kaybedersek o da bizim bir ayıbımız olur. Burada belediyeyi, valiyi suçlamak yanlış olur. Biz inşallah mahalle muhtarı olarak, Çatalçeşme halkı olarak, yani halk olarak biz o suya yeniden sahip çıkacağız. Suyumuzu gün yüzüne yeniden akıtacağız. Bir de 3 adet de karaçalımız var. Bu konuda da belediye bize özveriyle davrandı. Nüfus oranına göre karaçalı suyu veriyorlar. Tabii ki büyüklerimiz aşağı yukarı herkes biliyor, ilgilenen. Bize sağ olsun başkan bir etik yaptı. 3 tane almışız. Bunu da buradan ağzımızdan kaçıralım, ifade edelim. 3 tane var karaçalımız. En sonunda yatılı bir Kur'an kursumuz var. Bunun için hizmeti geçen baştan sona mahalleyi bu konuda gerçekten kutluyorum. Yani yürekten kutluyorum. Gece gündüz alkışlasam Çatalçeşme halkını azdır. Kurs için büyüğü çocuğu demeden herkes özveriyle çalıştı. Ve kursumuz inşallah yakın bir zamanda planlamışız 2014 yılında. Ama inşallah Cenab-ı Allah'ın güç kuvvet verirse zengin iş adamlarımızın desteği inşallah devam edecek. 2013 yılının 10. ayında Allah nasip ederse inşallah hedefimiz şu anda o. 2003 yılının sonunda inşallah kursumuzu bitmiş bir halde Allah nasip ederse can sağlığı verirse bitmiş bir vaziyette mahallemizde Elazığ halkında yetişecek ablalarımıza, hafız olabilecek ablalarımıza inşallah sunacağız. Bizi dinleyen ekranlara başında ve bizi mahallemizde dinleyen, ekranlara başında bizi dinleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.